dünya piyasalarında altının şu an yukarı yönlü bir yükselişi söz konusu. Bu yükseliş hem uluslararası piyasaları hem de dünya piyasalarını ilgilendiriyor. Türkiye'de ise telebazlı altın fiyatları çıktığı için onsun yükselmesiyle beraber Türk lirası olarak da altın şu an zirveleri görmeye doğru gidiyor. Bu ilerleyiş biraz daha yukarı yönlü seyir halinde gidecek. Tabii buna etken olarak da Orta Doğu'daki bu gelişmeler ve Orta Doğu'da yaşanılan bu problemler bu süreci daha da tetikleyici unsurlar haline geliyor. Altın günlük %10-17 diliminde bir artış gösteriyor. Bu da tabii piyasaya baktığınız zaman günübirlik ticaretimizi etkiliyor arkadaşlar. Yani insanlarımızın alım gücü çok yüksek olmadığı için ülkemizde. Bu da ticari olarak esnaf arkadaşlarımıza ve bize yansıyor. Alım gücü şu an durmuş. Yani biz esnafız yaklaşık bir haftadan beridir birçok sıkıntı edemiyoruz. Milletin alım gücü yok şu an. Kimi de var parasını değerlendirmek istiyor ama aradaki akıllı makas olunca almak istemiyor. Ondan sonra işte o bekleyişle ister istemez esnafı etkiliyor. Biz esnaflar tabii altın yükselince dediğim gibi iş olmuyor. Yani durma noktasına geliyoruz. Bu günlük yaşamımızı etkiliyor. Bizim günlük zaten iş yerlerimizin kendi şahsi giderlerimiz sürekli devam etmektedir. İş yapamayınca bunları karşılayamıyoruz tabii. Yani altının yükselmesi bizi çok mutlu etmiyor aslında. Yani ne kadar orta düzeylerde olursa herkes alabilir. Ama çok yüksek durumda olduğu için herkes bunu tercih edemeyebiliyor. Tercih edemediğin zaman da alım gücü düşüyor. Tabii bu da esnafa yansıyor. Bu yükselişler daha çok alımı tetikleyen unsurlar olduğunu da daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak biliyoruz. İnsanlar arz talep meselesi, yani biraz Orta Doğu'daki bu problemler direkt altını güçlü hale getirmiş oluyor. Altının gücü burada savaş dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bu bölgedeki insanlar da bunu bildikleri için biraz daha altına yönelim gösteriyorlar. Yani Türkiye durumu mesela hani 24 saat içerisinde nerenin önlemeli olabileceğini biz de kestiremiyoruz. Ama yani gidişatın iyi bir yöne doğru gittiğini söyleyelim. Dolayısıyla yani bir belirsizlik hakim ve işlerin daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Daha zor koşulların bizi beklediğini düşünüyorum. Yani ileriye dönük altının 2 milyon Türk lirası olarak 2000 TL'nin üzerine çıkacağını öngörüsü var. Şu an dünya piyasalarında yıl sonuna kadar. Belki daha hızlı da ilerleme durumu olabilir. Bu da Orta Doğu'daki bu reaksiyona göre Kudüs olaylarına bağlıdır daha çok. Ya önümüzdeki arkadaşlar dünya gördüğünüz gibi global bir kriz arasında dünyada şu an. Savaşlar oluyor. Yani sürekli bir savaş halindeyiz. Bu da emtiaları etkiliyor tabii. Bir de dünyada artık maden bulma problemi de var açık konuşmak gerekirse. Arkadaşlar bu daha da ilerleyen süreçlerde yani önümüzdeki 2024 yılı için şöyle söyleyebilirim. Altın 2 milyonu geçecektir diyebilirim yani. Yani çünkü Merkez Bankası'nın dünkü yaptığı son açıklamaya göre 2026 yılında döviz kurunu 50 TL olarak bekliyor. Eğer yani Merkez Bankası 2026 yılı için 50 lira yani %100'lük bir artış veya %45'lik bir artıştan bahsediyor. Eğer bunu öngörüyorsa altını 3 milyon konuşabiliriz birkaç yıl sonra yani. Hasan gitti.